için. Dedim ki ya veri hazır sen de buradayken, telefonda elimizdeyken senden alayım. ASMR yapacağım. İşte bizim kafayı toplayacak o aktivite. Abi selamünaleyküm. Efendim herkese selamlar. Milli takımımızın Çekya maçını izlemek için İstanbul'dan kalktık, Hamburg'a geldik. Vivo'nun davetiyle beraber, bildiğiniz gibi Vivo Euro 2024'ün resmi sponsorlarından. Bu arada Vivo ile alakalı önemli birkaç bilgi de vereceğim. Burada şirketin X100 Pro akıllı telefonunu bize verdiler deneyimlemek için ve önümüzdeki ay ülkemizde de resmi olarak satılacak. Vivo'dan böyle amiral gemisi isteyen çok fazla insan vardı. Bu arada... Tro ülkemizin taraftarları ile beraber trollendik arkadaşlar. Neyse onları anlatırım. Yani önümüzdeki Temmuz ayı itibariyle artık X100 Pro'yu da görebileceğiz. Bu arada burada tabii ki benimle beraber pek çok teknoloji influencer'ı arkadaşımız da var. Merhaba. Sevgili Mert Yamak. Dedim belki sigarayla çıkmak istemezsin ama hiç öyle bir şey yokmuş. Sevgili Mert Bayantamur ve Teknopat ekibinden sevgili Alperen var. Tabii daha kalabalığız da şu an yemek için otelin başında bekliyoruz. O yüzden şu anlık bu kadarız. Hemen bir maç yorumu alalım. Abi bence 1-1 biter. Benim de isteğim bu. Beraber olsun, bizim olsun. Alırız. Aynen öyle. 2-1. 2-1 alırız diyorsun. Güzel. Alperen? Çıkalım da sonuç önemli değil yani. Valla ben de ikinci tur zaten çok zor olacak gibi görünüyor. Yani ya Avusturya gelecek ya İspanya gelecek. Hani kim gelirse gelsin çok zor bir ikinci tur olacak ama öncelikle ikinci tura çıkmak hedefimiz. Biz bir öncelikle hadi beraber bir yemeğe geçelim, ardından da statta görüşürüz. Arkadaşlar şimdi maçtan önce yemeğe geldik. Elimde zaten videonun girişinde söylemiştim. Çok yakında birazdan sevgili Selin Hanım'dan haberini alacağız. Ülkemizde de artık resmi olarak görebileceğimiz X100 Pro modeli var. Selin de Vivo Türkiye'den. Teşekkür ederiz davetiniz için öncelikle. Biz teşekkür ederiz katıldığınız için. Dedim ki ya veri hazır sen de buradayken, telefonda elimizdeyken senden alayım. Biz uzun zamandır aslında biliyorsunuz Türkiye pazarında daha böyle giriş segment, orta segment ürünlerimizle aslında varlığımızı sürdürüyorduk. Bizim de çok uzun zamandır beklediğimiz bir şeydi. Artık çok istenen de bir şeydi sizden. Evet, çok da aslında sosyal medyada, yorumlarda, paylaşımlarda sürekli kullanıcılardan da gelen bir istekti. Herkes X serisini ne zaman Türkiye'ye getireceğimizi soruyordu. Biz de artık bunun için adımlarımızı attık, işlemlerimizi tamamladık. Temmuz'un sonu gibi X100 Pro'ya başlıyoruz. Bir ayımız falan var hemen. Evet, doğrudur. Temmuz sonu gibi X100 Pro'yu Türkiye'de satışa sunmaya başlayacağız. Fiyat hiç sormayacağım zaten, bilmiyorsun büyük ihtimalle ya da biliyorsan da söylemeyeceksin. Evet, fiyat şu an daha henüz açıklayamıyorum. Bizim de daha çalışmalarımız devam ediyor fiyat üzerinde. Bazı kampanyalar üzerinde çalışıyoruz. İşte ön satış için bazı kampanyalar üzerinde çalışıyoruz. İndirim kampanyalar üzerinde çalışıyoruz. Onu da yakın zamanda zaten öğrenirsiniz. Arkadaşlar zaten hani şuradan anlayabilirsiniz, çok ciddi bir kamera odaklı bir telefon aslında. Bu tabii ki hani hemen hemen bütün özellikleri zaten amiral gemi seviyesinde ama hani en çok kamerayı konuşmak lazım. Bu cihazda video içerisine bugün itibariyle maçta da böyle bir sürü fotoğraf, video falan çekeceğiz. Onları da aralara vereceğim. Oradan bakarsınız artık önümüzdeki ay itibariyle fiyatı da çıktığında, cihaz Türkiye'ye geldiğinde daha net konuşuruz. Tekrar çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. İyi eğlenceler. Biz de yemeğe geçiyoruz şimdi. Kazanırız. Ya turu geçsek okeyim ben. Kazanmasak da olur da inşallah turu geçeriz. Ozan Can Bey sizi... İlk ben otelde bir giriş aldım ama sen yoktun. Ben siz niye giriş aldım? Yoktun. Ne yapayım? Ben o bekliyorken dedim girişini hani şey yapayım. Oldundum. Bak varsın ama işte. Şimdi Çin'de restoranına geldik. Evet çok maalesef. Almanya'da ben de. Burada çıkışta bir dönerimiz var ya bence. Biz şöyle şu tarafa doğru geçelim gel. Ya bir de bir rehberimiz var. Allah'ım ya Rabbim. Kaçsana abi. Ya şimdi görünmüştür. Bir tane daha kaysana. Ben şöyle... Düşüyor muydu? Aslında şey oluyordu. Ha gribi var var. Yok değil. Ama duruyor öyle ya o. Çok sallanmadığı takdirde durur. Abi liralar zaten abdest olmuştur burada yani. Yok lan buz gibi. Buz gibi. Günahını aldım biranın. Biranın da günahı alınmaz herhalde. Yani hani... Şöyle bir bira. Abi Alman birası değilse ama çok saçma olur. Almanya'da çok böyle güzel Alman biraları var. Hamburg üretimiymiş bu.
Birer Vice bir gömeriz artık akşam. Aynen. Bu arada arkadaşlar Deniz de sevgili SDN'de çalışıyor. İçerik üretmediği için tanımıyor olabilirsiniz, o yüzden söyleyeyim. Bir görüşlerini alalım Dene de. Ben orada çok sevmem bu arada. Biraz sert oluyor. Mikrofon çalışıyor. Böyle canım. Almayacak çünkü. ASMR yapacağım. Aynen. Yumuşak. Fena değil bu arada. Türkiye'de yediklerimden çok daha iyi. Sen takılma ya. Bu kadar. Yorumum bu kadar. Tamam tamam. Sıkıntı yok. Ne dedi ya? Ben kaçırdım o ara. Yumuşak. Türkiye'de de ben yemedim ki anasını satayım yani. Bir de Deniz'in hemen fikrini alalım. Evet. Sen sosumuza bandırdık. Oha hemen saniyesinde güzel dedi. Tamam ben de deniyorum. Beni netledi hiç mükemmel ama bir deneyelim. Bir soyalı dene, sonra acılı dene. Ha öyle mi? Tamam o zaman. Soya sosu ben de alabilir miyim ya? Ördek güzel, bayağı güzel. Ördek başarılı. Acı sos ayrı. Ön yargıyla yaklaştık bak. Gördün mü? Tavuğa benziyor. Tadı aynı tavuk ya. Bana bunu tavuk diye yedirsen. Şey demem. Yo bayağı güzel. Valla ikinci yemek olarak arkadaşlar en hani yiyebileceğimi düşündüğüm dana etli bir noodle'ımız var burada. Hemen deneyelim. Kültürümüzde yok ki bu kadar su içinde evet. Yeme olayı. Bizdeki noodle'lar da bu arada böyle. Ha, teşekkür ederim. Ben sana bir şey diyeyim mi? Thank you. Bu ablanın buradan. Bizi niye buraya getirdi biliyor musun? Ablamızın buradan saklanamadı. Abi olabilir o da Çinli. Yani bir de bize şey falan dedi ya. İşte her yer kapalı olur. Her yer açık. Ya, bir yer bulursun ha. Adamlar yapışın serliyor şu an. Neyse daktan devam. Why you are working now? Is there waiter here? Thomas? Is there waiter? Why? Et güzel değil. Onun noodle var. Noodle makarna değil mi abi? Ben eti beğenmedim. Abi noodle işte de. Değil, bunu yok. Ben hiç panik değilim. Yorumları alalım. Ben beğenmedim. Ördek harikaydı buna göre. Ben ördeği çok beğendim abi. Evet ördek inanılmazdı. Acıyla birlikte. Alperen? Bu da ilgili abi. Çin mutfağı bize göre değil. Yok abi evet olmuyor. İşte bizim kafayı toplayacak o aktivite. Abi selamünaleyküm. Nasılsınız abi? Çok şükür. Böyle çektik ama izin. Türkiye abi İstanbul. İstanbul. Hoş bulduk. Tavuk mu et mi? Tavuk güzel görünüyor ha. Ben et diyeceğim. Abi inşallah. Turu geçelim de ben şeyim ya. 5-0. İnşallah. 5-0. Valla 5-0 zor biraz ama gönlümüzden abi, geçen... Os. Yalnız sen iyi döndün. 5-0 da. Nasıl bir dönüş oldu? Nereye oturalım? Abi ben dürüm dışarı mı? Dışarı mı oturalım? Kesinlikle dışarı soğuk. Evet. Tamam ben tavuk yiyeceğim ya. Basıyor. Eti basıyor ya. Bakalım be. Ben hala bir yıl olacak. Ben tavuktan memnunum. Ben de etten memnunum abi. Güzel. Güzel değil mi? Etle tavuk aynı fiyat mı? Evet. Tuhaf geliyor ben. Geldiğimden beri tavuk şöyle görünüyor. Ama Almanlar her et beğenir ya. Güzel. Almanlar her ettir yani. Katılıyorum. Evet, metrodan indik, maça geçiyoruz ve Türk taraftarlarımızın tezahüratları daha buradan başladı. Daha böyle ilk defa bir Hamburg'da bir maç atmosferine an itibariyle girdik stadın yanına gelince. Bira 2,5 euro, şahs 1,5 euro. Hey yavrum hey, ekonomi işte. Herkesin arkadaşlar sarhoş sayısı çok fazla ve asla düzgün tezahüratta bulunamıyorlar. Şu arkamda kurum için söylüyorum. Biz böyle yürüyoruz da doğru mu yürüyoruz? Evet doğru yürüyoruz. Sen herkes araya gidiyor.
Arkadaşlar, stada an itibariyle giriş yaptık. Yaklaşık böyle bir 50 dakika falan var maçın başlamasına. Şöyle bir kendimi de çevireyim. Ozancan, az önce kayıtta değilmişim. Nasıl buldun stadı? Abi şöyle, stad güzel ama bir tık eski. Dortmund'un stadyumuna göre bir tık eksik. Evet, Dortmund'un stadı daha güzel tabii burada ama yine de iyi, güzel stad. Fakat şöyle bir avantajımız var. Sahaya inanılmaz yakın. Evet, şöyle çevireyim. Elin dibimizde yani. Evet, burada her şeyi göreceğiz. Çok daha iyi. Lay 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 lay. Aaa Türkiye. Bağırsana lan. Kazandık. Acısı kardeşim. Efsaneydi, efsane.